Koca şirkette koca koca adamların yaptığı şakaya bak ya. Şakası yaptığımız için seni de Sadı da doğduğunuza pişman edeceğim. Saatlerdir terasımda ne yapıyorsun? Sana ne? Nereye gidiyorsun? Sana ne? Gidişin olsun da dönüşün olmasın. Bana ailemin huzurunu bozacak bir sihir yaptı mı onu göster. Eğer yaptıysa nerede ve ne zaman olduğunu görmek istiyorum. Yapmadıysa bir ışık indir yeter. Hakize yapmamış. Baktın mı Pakize'ye? Baktım. Ne yapıyormuş? Sana ne? Aa canım, hava soğuk. Kadına gözüm seni görmesin deyip duruyorsun. O da terasta kalıyor. Ben insanım, vicdanım var. Tabii sorarım. Ne demek sana ne? O da bana sana ne dedi. Yani? Görünüşe göre bir şey yapmamış. Kontrol ettim. Öyle oturmuş orada. Oturuyor mu hala? Yok, gitti. Nereye? Ne bileyim, onu sorunca da sana ne dedi. Peki sen nereye gidiyorsun şimdi? Onun şatosuna. Şatosuna mı gitti diyorsun sence? Hayır sanmam. Burada benimle birlikte oturma cezası var. Hazır o şatosuna gidemiyorken ben de bir gidip bakayım. Ne haltlar karıştırmış gene. Allah'ım ne kadın yahu. Gençliğinde de böyle, şimdi de böyle. Sakin ol, sakin, sakin. Ya, ya, ya bu rüya. Ya. Sakin. Derin. Derin.
rüya, 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 rüya. Rüya, rüya. Damat Sadık, sen bugün o toplantıya yetişemeyeceksin. Çünkü İstanbul trafiğinde kilitleneceksin. Bir adım bile atamayacaksın. Yürüyerek de gidemeyeceksin. O toplantıya yetişemeyeceksin. Bugün de senin kabusun bu olacak. Ben geciktim biraz. Kızım, Sadık Bey ile Yavuz Bey neredeler? Bir odalarını ara bakayım, geri dön bana. Toplantıya ilk patronun geldiği nerede görmüş şey ya? Sinirlenmek de pek yakışırmış. Yakışıklı seni. Şu Sadık'la Yavuz'un dersini vereyim. Sonra senin rüyana gireceğim. Sana neler anlatacağım, neler yapacağım, neler.